Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Bayram sürprizi. Yazan Gülün Tokat, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Levent Şenbay, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar: Hüseyin Ahmet Türkoğlu, Emine Ferahnur Barut, Sabri Oktay Dal, Ayşe Buket Türk Yılmaz, Samet Serdar Kaya Okay, Çiğdem Serpil Gül, Mert Yaprak Onat, Şebnem Berrin Demir, Hemşire Dilara Keyf, Ümit Çağrı Turan, Yoksul Adam Mustafa Ertarakçı, Taksici Caner Gezener. Niye benim kazandığım paranın hiç bereketi yok anlamıyorum. O kadar çalışıyorum. Bu kadar kısmetsizlik olur mu? Dünkü çocuklar şuraya kıtırık bir büfe açtı, para basıyorlar resmen. Öyle deme usta. Bizim ciromuz her Allah'ın günü onların iki katı oluyor. Onlarınki bizim yarımız kadar. Sen nereden biliyorsun bakayım? Ukala. Muhasebelerini sen mi tutuyorsun? Bizim yarımız kadarsa niye her hafta bizden daha fazla malzeme alıyorlar o zaman? Ha? Onlar öğrenci yurduna 75 kuruştan sandviç veriyorlar da ondan. 75 kuruştan mı? Ulen maliyeti o kadar onun, ne kazanacaklar ki o paraya? Kazanmıyorlar ki zaten, hayır olsun diye. Öğrenciliğinde çok sıkıntı çekmiş Salih abi. Bak sen, ne safsın sen be evladım. Her söylenene inanıveriyorsun. Sana ne diye doğru söylesin ki adam? Hadi bırak bu saçmalıkları da şu kasa defterini getir bakayım. Bir yerde bir açık var. Nereden geliyor bu açık, onu bulalım. Usta, sen onu eve götürdün ya, unuttun mu? Bu sabah da geri getirmedin. Tamam tamam. Ben yine de bulurum o açığı şimdi. Dünkü devir bakiyesi tas tamam aklımda zaten. Sen peyniri kes hadi. Jilet gibi olacak, kontrol edeceğim ona göre. Okuldaki bütün arkadaşlarımın bayramlıkları çoktan alınmış anne. Herkes birbirine yeni kıyafetini anlatıyordu. Biz de alırız inşallah oğlum. Üzme kendini. Almayacaksınız biliyorum. Dün gece konuştuklarınızı duydum. Babam almam dedi. Hem zaten babam bize bir şey almıyor ki. Sen merak etme. Ben babanı ikna edeceğim Allah'ın izniyle. O zaman pantolon da alalım, olur mu anne? Ah, gönlüm her şeyi almak istiyor oğlum. Ama babanı ayakkabıya ikna etsek yeter. Onlar hakikaten eskidi. İyi tamam. Ama o gri bantlı olanlardan. Hani sana göstermiştim ya. Bakarız bakarız. Hele bir baban gelsin. Ah, bak geldi bile. Hoş geldin bey. Hoş geldin Ümit oğlum.
Hayrola, çırağı da getirmişsin. Ufak bir işimiz var. Hesapta bir yanlışlık çıktı da. Dükkanda niye bakmadınız ki? O kadarını biz de biliyoruz. Ama defter evdeydi. Ah, burada işte. Geç oğlum, geç. Rahatına bak. Bir isteğiniz var mı? Aç mısınız? Yemek hazırlayayım mı? Bizi biraz yalnız bırakın yeter. Mert, gel oğlum. Biz çıkalım. Çalışsın babanla. Gel. Gördün mü bak? Defter yalan söylemez. Bu defter hiç yalan söylemez. Dünkü devir bakiyesi aynen benim dediğim gibi. Tamı tamına 4 lira eksik. Ben bir şey demedim ki Sabri abi. Buralara kadar geldik akşam saatinde 4 lira için. Hatırlamıyorum ama yapmışım bir hata demek ki. Ne yapayım? Hesabımdan kesersin artık. Buralara kadar gelmişmiş. Ne oldu? İncilerin mi döküldü? 4 lira için diyor bir de. Ben hesabını bilen biriyim, tamam mı? 4 lira 4 liradır. Kaç kere hesapta açık istemem dedim ben sana. İpin ucunu kaçırırsan bugün 4 olur, yarın 40 olur. Haklısın abi. Ne diyeyim? İki gözüm önüme aksın ki hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun demek. Hatırlamıyorsan çekersin ceremesini. Senin haftalığından kesilecek bu para. Tamam abi. Sen nasıl dersen. Hadi doğru dükkana şimdi. Yollarda oyalanayım deme ha. Usta. Ne var? Şey, bayram alışverişi yapmam lazım da. Evdekiler birkaç parça bir şey istedi. Azıcık avans alabilir miyim diyecektim. Bayramsa yalnız sana mı bayram? Benim de bir sürü masrafım var. Bekleyeceksin haftalığını. Hayırdır inşallah. Beklediğin biri var mıydı hanım? Kız orayacaktı Hüseyin Bey. Kurban için parayı denkleştirmişler de onu getirecekti. Şükür ki bu bayramı da kurbansız geçirmiyoruz. Ya. Yavrum benim, yavrum. Gel bakalım, sarıl anneannene. Anneanne, biliyor musun? Bugün öğretmen benim resmimi duvara astı. Öyle mi? Aferin benim akıllı torunuma. Sen nasılsın kızım? İyiyim anneciğim, iyiyim çok şükür. Kocaman bir ev çizmiştim dede. Evin içinde dede ile anneanne oturuyorlar. Küçük kız da onların ellerini öpmeye geliyor. Boyalarını çıkarayım da bize de çiz bir tane ha. Bayramı çizersin. Bu bayramın adı neden Kurban Bayramı dede? Gel kucağıma da anlatayım. Öyle bedavaya olmaz. Geldim işte. Anlat dedeciğim. Yıllar önce Allah İbrahim peygamberin kendisine inanıp inanmadığını öğrenmek için onu zor bir sınava tabi tutar. Sınav mı? Çok mu zor? Zor ya. Bir babadan istenebilecek en değerli şeyi ister ondan. Öyle mi? Neymiş o dedi? İbrahim'den oğlunu kendisi için kurban etmesini ister. Dede, şaka yapıyorsun sen bana. Hayır, şaka yapmıyorum kızım. İyi ama ölmez mi o zaman? Hiç insandan kurban olur mu? Dedim ya zor sınav diye. Hikayenin sonuna kadar sabret bakalım. İbrahim'in Allah'a inancı öyle güçlüdür ki canı veren de o olduğu için oğlunu Allah'a geri vermeyi kabul eder. Üzülmemiş mi peki? Üzülmez olur mu hiç? Ama Allah'ın emirlerine karşı gelmek aklından bile geçmez tabii. Peki sonra? Tam oğlunu kurban etmek üzereyken Allah ona oğlu yerine kurban etmesi için bir koç gönderir. Çünkü İbrahim Allah'ın sınavından başarıyla geçmiştir. Allah ona acımış değil mi dede? Evet öyle yavrum. O günden sonra da kurban kesmek inancımızın bir parçası olmuştur. Hadi resmini çizelim dedi. Çizelim kızım. Oktay abim de yarın Samet'in hesabına yatıracakmış parayı baba. Samet iş çıkışı uğrayıp bırakacağım dedi. Hepiniz sağ olun. Ben çıkıyorum Ayşe. Dur. Kahve yaptım sana. Nereye gidiyorsun? Hazır yüzünü görmüşken iki çifte sözüm vardı. Senin sözün bitmez ki Ayşe.
Başlarında durmayınca sağa sola hayrına yemek dağıtıyor bunlar, baksana. Büfe değil, hayır kurumu sanki. Gel gel, gel otur şöyle. Diyeceklerim mühim. Oh. Güzel olmuş mu? Olmuş olmuş. Şu kahveyi hakikaten hakkıyla yapıyorsun be Ayşe. Ne diyecektin sen? Söyle bakalım. Diyecektim ki, yani bu senede kurban almadık ya, içim rahat etmiyor. Küçük bir koç alsaydık hiç değilse. Kaç kere konuştuk bu mevzuyu. Konu komşuyu doyurmanın lüzumu yok. Niye böyle yapıyorsun Sabri? Bize farzdır bu. Kurbanı da keseceğiz, konu komşuyu akrabaya da dağıtacağız elbet. Ömür boyu hem bize hem evladımıza yetecek paramız var çok şükür. Ben sebat edip çalıştım da öyle oldu o para. Har vurup harman savuracak değilim. Bey, kurban keselim diyorum. Har vurup harman savurmakla ne ilgisi var? O zaman bari kapıcı Hikmet Efendi'ye bir yardım yapalım ha. Ne bileyim, evine kumanya falan alalım. Bu devirde kim kime karşılıksız bir şey veriyor? Benim aldığımda enayi mi yazıyor? Biz aç değiliz, açık değiliz çok şükür. Bir sürü insan aç geziyor. Kimseye bir hayrımız dokunmuyor. Bari bayram hatırına iki kuruş yardım yapmış olalım dedim. Uzatma Ayşe, tamam. Bir kahve yaptın diye bütün mahalleye hayır yaptırmaya kalkma bana. Bak yine söylüyorum. Bu devirde kimse kimseye karşılıksız bir kuruş vermez. Odamı topladım anne. Gidiyor muyuz? Baban kahvesini içsin, sonra gideceğiz yavrum. Yaşasın! Ben aşağıda bekliyorum, tamam mı? Nereye gidiyormuşuz? Bayram alışverişine Sabri. Tamam, kimseye bir şey alma, kimseye hayır yapma, vazgeçtim. Ama evinden, evladından esirgeme hiç değilse. Sen şımartıyorsun bunu bu kadar. Ama ben onun hevesini kursağında bırakmasını bilirim. İdareyi, iktisadı öğreteceksin buna. Zamanında sana bayramlık alınmadı diye kendi çocuğunu da boynu bükük mü bırakacaksın? Bana bayramlık almadılar da adamlığımdan mı eksildi? Tam tersine, adam oldum ben, adam. O da öğrenecek her zaman her istediğinin olmayacağını. Her istediğini almıyoruz ki zaten. Alt tarafı bir ayakkabı bey. Yapma Allah aşkına. Benim paramda bereket bırakmadınız. Yok bayramdı, yok seyrandı. Devamlı bir harcama bahanesi buluyorsunuz yani. Biz buluyoruz da sen harcıyor musun sanki bey? Belki bizim ihtiyaçlarımıza kulaklarını tıkadığın için kaçıyordur paranın bereketi. Hiç düşündün mü bunu? Saçma sapan konuşma. Bereket savurmakla gelmez, saklamakla gelir. Sen yanlış biliyorsun Sabri bey. Verdikçe açılır bereket dediğin. Verdikçe açılır, kıstıkça da azalır. Hem kendim için tek çöp aldığım yok biliyorsun. Bari çocuğu sevindirelim ha. Hadi ne olur, kırma bunca yıllık helalini. Bakalım. Öyle pahalısına kaçmak yok ama. Tamam. Mert, Mert beklesene oğlum. Bırak hanım, nereye gidecek? Afra tafra yapıyor aklısını ama yağma yok. Çocuk alt tarafı bir çikolata istedi Sabri, ne diye almadın ki? Koca delikanlı oldu. Ne çikolatasıymış bu yaşta? Gitmiş en pahalısını istiyor hem de. Küçükken pek mi aldın sanki? Bari bayramın hatırına kırmasaydın. Herkes bir bayram teranesi tutturmuş. Bayram demek beni soyup soğana çevirmek mi demek? Kollarımda koptu inanılmışımdan. Ne olurdu sanki marketteki çocuğa taşıtsaydık şunları. Ben onlara hiçbir şey taşıtmam. İki poşet taşıtıp para mı vereceğim bir de? Günahtır bey. Onlar da bu sayede iki kuruş bahşiş alıyorlar. Anne, nereye? Geçiyorsunuz. İşte dükkan burası. Ayakkabılarım da aynı yerinde duruyor vallahi. Çok güzeller değil mi? Hadi anne, ne duruyorsun? Alalım şunları. Hadi bey. Kaç paraymış bunlar? Dur bakayım. Ne yazıyor orada? 180 lira mı? Yok artık. Ana oğul bir oldunuz, benimle kafam buluyorsunuz. Parayı kolay mı kazanıyorum ben? Hem ayağındakiler sandalet mi? Neyine yetmiyor? Ama baba, annem demişti ki... Ne demiş annen? Parayı annen mi kazanıyor ki konuşuyor? Yeter be. Çok oldunuz siz. Yürüyün eve. Benden bu kadar. Hemen işe gideceğim ben de. Hoş, ne kadar kazansam o kadar harcamaya kalkıyorsunuz ya. Bu akşam saatinde işe mi gideceksin daha?
Allah seni ıslah etsin be. Daha ne diyeyim bilemedim ki. Şimdi bankadan çıktım Çiğdem. Evet, işten biraz da geç çıktım. Bayramüstü diye yıldı işler, ne yapayım? Ah, aç olmaz mıyım? Zil çalıyor karnım vallahi. İşte babamlara parayı bırakıp hemen geleceğim. Ama önce bir tost yiyeceğim şuradan bir yerlerden. Yok yok, o kadar vaktim yok. Tamam canım. Büfeye geldim. Öpüyorum hadi. Bir çift kaşarlı verir misin kardeş? Hemen abi. Yanında ne vereyim? Ha, bir şey istemez. Sen tostu ver yeter. Attım bile makineye. Evladım. Buyur amca. Tost mu sana da? Yo, ben bir şey istemiyorum da. Diyecektim ki yani torunuma bir hamburger versen hayrına. Hem öksüz hem yetimdir. Sabahtan beri bir lokma koyamadım ağzına. Dükkanı süpürürüm istersen. Ya da ne lazımsa yaparım. Ha? Olur mu? Benim yetkim yok ki amcacığım. Patron da yok burada. Hayır, ben kendi başıma iş yapsam öyle bir kızıp köpürüyor ki. Kimmiş kızıp köpüren? Sen yine benim arkamdan mı konuşuyorsun? Yani ustam izin vermez. Ben kendi başıma iş yapamam diyordum. Bak usta, bu yaşlı amca torunu için birkaç lokma bir şey istiyor. Sabahtan beri hiçbir şey yememiş kızcağız. Hayrımıza verelim mi bir lokma? Sen kimin parasıyla hayır yapıyorsun ha? Belediyenin iftar çadırı mı bizim dükkan? Yok be abi, ondan değil de hem amca dükkanı süpürürüm, ne iş verirseniz yaparım deyince... Al okuma bana. Ben parayı sokakta bulmuyorum oğlum. Dükkanı süpürmek de senin işin zaten. Bizim işçiye ihtiyacımız yok amca. Hadi bas bakalım, hadi hadi. Allah versin. Allah Allah, sen ne biçim adamsın be? Kapına gelen muhtaç birine bir lokma ekmek vermeyeceksen niye yaşıyorsun ki? Üstelik el kadar çocuk. Üstelik adam bu yaşta ne karşılık ödemem gerekirse ödeyim diyor. Sana ne be? Senin üstüne vazife mi? Sen kimsin? Benim paramın kahyası mısın? Hayır kurumu değil burası. Ticari bir işletme. Tostunuz hazır abi. Sağ ol. Benim yiyecek halim kalmadı. Sen iki tane hamburger yap. Bey amcaya verirsin. Buyur. Bu da parası. Üstü kalsın. Allah senden razı olsun evladım. Allah ne muradın varsa versin. Bir şey değil amcacığım. Bir şey değil. Allah senin de yardımcın olsun. Ne o? Bir de aklın sıra ders mi veriyorsun bana? Ne haddimize? Ders vermek biz kullara düşmez ki. Haddimize düşeni er geç öğreten yüce bir makam var. Oğlum bir bardak çayımı içseydin, ateş almaya mı geldin? Yok anne, hiç zahmet etme. İşten biraz geç çıktım zaten. Çiğdem yemeğe bekliyordur. Oktay abim kurban parasını yatırdım deyince hemen çekip getireyim babama dedim. Allah hepinizden razı olsun. Aslında sizden para almak gücüme gidiyor. Babanız olarak bunu benim tek başıma yapmam gerekir ama durumumuz ortada işte. Olur mu öyle şey baba? Karınca kararınca birlik oluyoruz işte. Siz dert etmeyin bunları. Önemli olan bu mübarek bayram gününde güçlerimizle sevgimizle birleştirmek. Biraz önce öyle bir insan tanıdım ki halimize bin kez şükrettim. Sizlerin kıymetini çok daha iyi anladım. Hayırdır oğlum? Biri canını mı sıktı? İyilikten, sevgiden yana nasipsiz birini gördüm. Kapısına gelmiş aç bir çocuğu geri çevirdi. Düşünebiliyor musunuz? Vardır elbet öylesi de evladım, vardır. Kara olmayınca beyazı bilemiyoruz ki. İnşallah Allah onu da ıslah eder. Kalbine merhamet verir. İnşallah babacığım. Ben müsaadenizle kalkayım artık. Sen bilirsin oğlum. Kızıma torunuma çok selam söyle. Baş üstüne baba. Az kalsın unutuyordum. İstersen kurban almaya yalnız gitme. Ben şirketten izin alıp seninle gelirim. Olur mu öyle şey oğlum? Elim ayağım tutuyor çok şükür. Ben gider alırım. Sen boş yere işinden olma. Emin misin baba? Ben de senin oğlun sayılırım.
Ben seni hiç damat olarak görmedim ki oğlum. Tabii ki oğlumsun benim ama dediğim gibi ben kendi başıma gayet rahat halledebilirim. Siz vazifelerinizi fazlasıyla yaptınız. Aileni bekletme. Acacına seni bekliyorlardır. Hadi selametle. Erken çıkacağım Emine. Erkenden gideyim de şu kurban işini halledeyim. Git. Git be git. Uğurlar olsun. Ne oldu ha? Senin canın sıkkın gibi. Dün Çiğdem çıkarken... ...kıza bayramlık aldınız mı diye sordum. Masraf olmasın diye almamışlar. Belli ki durumları yok. Keşke dedim bizde olsaydı da... ...torunumuza ufak da olsa bir hediye alsaydık. Çocuğa bayramlık almamak olmaz Emine. Alırız ayakkabısını. Sen üzme tatlı canını, alırız. O parayı mı harcayacaksın? Bu para zor günler için değil mi? Şimdi harcamayacağız da ne zaman harcayacağız? Paramız olunca yerine geri koyarız artık. Ne yapalım? Kurbana giderken alırım ayakkabısını torunumun. Şöyle ruganından, en fiyakalısından hem de. Çok sevinecek çocuk. Fazla oyalanma olur mu? Merak ediyorum biliyorsun. Oyalanmam. Parana da dikkat et. Bugünlerde eşkıyalar ortalıkta kol geziyor. Merak etme sen. Acı patlıcan ekrağı çalmaz. Bari Arefe günü gitmeseydin işe Sabri. Hangi Arefe günü işe gitmedim ben Ayşe? Asıl böyle günlerde para kazanılır bilmez misin? Gitmeyeyim de yine paradan mı olayım? Hem ikinizin de suratını çekemem şimdi. Hala çıkmadı değil mi odasından o serseri? Çıkmadı. Bilgisayar başında oyalıyor kendini. Ne yapsın? Neşe mi bıraktın çocukta? Asıl siz bende çalışacak hal mi bıraktınız? Başım çatlıyor sanki. Çocuğun gönlünü yapsaydın, kurbanımızı alsaydın bayram gibi bayram olurdu evde. Sen ne yaparsan kendine yapıyorsun. Hem kendine hem de bize. Yine biz suçlu olduk yani. Kaç kurtar kendini Sabri. Kaç kurtar kendini. Yok kurbanmış, yok bayramlıkmış, yok hayırmış. Para makinesi miyim ben? Şöyle adam akıllı para kazanılacak günü de burnumuzdan getiriyorsunuz. Ah, başım, gözlerim kararıyor yahu. Ne oluyor bana? Ne oluyor he? Adam yere yığıldı ya. Beyefendi. Kardeşim, kendine gel. Aç gözünü. Eyvahlar olsun. Adam gitti gidiyor. Hemen bir taksi hemen. Taksi çağırın. Taksi. Hey taksi. Ne oldu amca, kaza mı? Yardım et kardeşim. Düştü kaldı adamcağız. Yardım et de arabaya bindirelim. Hadi bakayım. Tabii geldim şimdi. Aşağı. Sen bu tarafından. Öyle. Hadi omuz ver evladım orada. Ben bu yanını tuttum sıkı. Hadi. Sen bırak babacığım. Ben sırtlarım onu şimdi. Oldu şimdi. Sen kapıyı aç. Tamam. Vallahi seni Allah gönderdi evladım. Hadi şimdi. Acele hastane, doğru, hadi. Allah vere de zamanında yetiştirsek. Gözümün önünde düştü, bayıldı adamcağız. Tanıdık mı babacığım? Yok evladım, yok. Allah'ın bir kulu işte. Tanıdık olması şart mı? Hastane hemen şurada, merak etme. Allah'ın izniyle yetiştiririz babacığım. Hay Allah senden razı olsun evladım. Hızır gibi yetiştin.
Hüseyin, hastam var. Baygın durumda, takside bekliyor. Hemen alıyoruz efendim, merak etmeyin. Ya yolda düşüp bayılıverdi. Hemen bir sedye. Yardım edeyim. Siz çekilin, arkadaşlar hallederler. Hemen acil ikiye alın. Ah, sen üstüne düşeni yaptın oğlum, sağ ol. Buyur paranı da. Hadi yolun açık olsun. Bana müsaade. Güle güle babacığım. Ne mübarek insanlar var şu hayatta. Adam 40 yıllık can yoldaşı gibi koşturuyor vallahi. Alo, Oktay sen misin yavrum? Ha, sağ ol Oktay'ım, sağ ol yavrum. Almış, dün akşam getirdi Samet. Hepinizden Allah razı olsun. Baban erkenden çıktı kurbanı almak için. Ha? Yok, dönmedi daha. Ya, gecikti, evet, hay Allah. Ben de merak içindeyim. Tamam evladım. Size de iyi bayramlar. Gelinime, dünürlerime de selam söyle. Hay Allah. Başına bir şey mi geldi acaba? Umarım hayırlı bir haberdir. Alo? Hüseyin sen misin? Öldüm meraktan vallahi. Nerede kaldın? Merak etme Emine, ben iyiyim. Sadece biraz işim var, o kadar. Ha. Aradım ama meşguldü telefon. Oktay aramıştı. Ha. Ellerinden öpüyor. Hayırdır, bir aksilik mi var yoksa? Hastanedeyim Emine ama meraklanma, benim bir şeyim yok. Darda kalan birine yardım için. Gelince anlatırım. Çok gecikir misin? Vallahi henüz belli değil ama gecikirsem de merak etme, iyiyim ben. Tamam. Gözünüz aydın beyefendi. Hastanızın durumu oldukça iyi. Verdiğimiz ilaçların etkisinden dolayı henüz ayılmadı, ancak en geç yarım saat içinde ayılacaktır. Çok sağ olun hemşire hanım. Madem hastamız iyi diyorsun, benim de içim rahatladı. Asıl siz sağ olun. Hasta ayılınca size minnettar kalacaktır. Onu %100 bir felçten kurtardınız. Çok şükür. Ben gideyim o zaman. Elbette ama arkadaşınızı beklemeyecek misiniz? Valla beklemeyi çok isterdim, ancak evde eşim beni bekliyor. Hem malum yarın bayram, ufak tefek alışverişim de var. Peki siz bilirsiniz. Sağ olasın kızım. Hemşire hanım kızım, borcumuz ne kadar peki? Siz mi ödeyeceksiniz? Üstünde ya olur ya olmaz, insanlık hali. Ben ödeyivereyim. Bir dakika bakayım. İşte burada. Toplam 650 lira. Allah'tan daha çok çıkmamış, yoksa paramız yetişmeyecekti hemşire hanım. Evet. Buyurun. Niye kısmet görüyor musunuz? Allah'tan kurbanlığa ayırdığımız para üstümdeydi. Şuraya bir imza atmanız gerekiyor. Hı. Adres ve telefonunuzu da yazın lütfen. Evet. İşim bittiyse artık gidebilir miyim? Gidebilirsiniz tabii. Kendine gelince ne diyeyim arkadaşınıza? Büyük geçmiş olsun dediğimi ilettim. Allah bir daha böyle sıkıntı göstermesin inşallah. Geçmiş olsun Sabri Bey. Ne oldu bana? Neredeyim? Hastanedesiniz. Tansiyonunuz çok yükselmiş. Yolda aniden düşüp bayılmışsınız efendim.
Çok değil birkaç dakika geç kalınmış olsaydı %100 felç geçirecektiniz. Gerçekten ucuz atlattınız. Vallahi verilmiş sadakanız varmış. Sadaka mı? Neyse ki Hüseyin Bey sizi hastaneye zamanında yetiştirmeyi başarmış. Hüseyin Bey mi? Evet. Sizi hastaneye getiren beyefendi. Ben Hüseyin diye birini tanımıyorum ki. Tanımıyor musunuz? Aa, çok garip. Sizi tanımadığını hiç belli etmedi doğrusu. Demek ki gerçekten iyi biriymiş. Ayrıca sizin hastane masraflarınızı da karşıladı. Ne? Yok artık. Doğru mu söylüyorsunuz? Kurbanlık için ayırdığı para varmış üstünde. Onunla ödedi. Neye niyet, neye kısmet dedi hatta. Az önce çıktı hastaneden. Sizin iyileştiğinizi duymadan hiçbir yere ayrılmadı. Hakikaten tanımıyor musunuz kendisini? Tanımıyorum. İnanılır gibi değil. Evet. İnanılır gibi değil. Kendisine ulaşmak isterseniz hastanede kayıtları alındı. Belki size yardımcı olur. Teşekkürler hemşire hanım. Bu Hüseyin Bey benim bütün hastane masraflarımı ödedi, öyle mi? Sonra da çekip gitti. Evet beyefendi. Aynen dediğiniz gibi oldu. Haddimize düşeni er geç öğreten yüce bir makam var. Bir şey mi dediniz Sabri Bey? Yok hemşire hanım. Size bir şey demedim. Adamı o halde bırakamazdım Emine. Aldım hastaneye götürdüm. En iyisini yapmışsın Hüseyin. Belki adamın üzerinde para yoktur diye içime dert oldu. Ben de kurban için topladığımız parayı hastaneye verdim. Çocukların da parası vardı ama ne yapayım? Daha sonra biriktirip veririm onlara. Bu sene de kurban kesmemiş olacağız ama. Hiç önemli değil Hüseyin. Darda kalmış birine yardımcı olup sevaba girdin. Senin canın sağ olsun. Ben çocuklar üzülecek diye endişeleniyorum. Koca adam oldular. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bizden daha iyi bilirler. Onlar da anlayacaktır. Sen meraklanma. Torunumun ayakkabısını ihmal etmedim ama. Bak bakalım beğenecek misin? Kim bak? Ay çok güzelmiş. He? Çok. Bayılacak benim minik kızım. Allah razı olsun adamdan. Demek az kalsın felç olacaktın dedi doktor. Ya öyle dedi. Sadece birkaç dakika daha gecikseydin dedi. Yaptığın iyilikler el gerdi diyeceğim ama sen nerede iyilik nerede? Bak Allah'ın lütfu ne kadar geniş ki senden bile esirgemedi. Bana bir akıl ver Ayşe. Bu kadar büyük iyiliğin altında kalmamak için ne yapacağım ben? Ya tabii. Senin defterinde yazmayan bir durumla karşılaştın değil mi? Gelme üstüme Ayşe. Zaten içim içimi yiyor. İnsan nasıl olur da elin adamı için bu kadar masraf yapmayı göze alabilir? Aklım almıyor. Parayı bir zarfa koyup versek olmaz mı? İyilik karşılıksızdır Sabri Bey. Parayı vermek adamın iyiliğini hiçe saymak olur şimdi. Bir hediye alalım o zaman. Ama ne alacağız? Kimdir, nedir, neye ihtiyacı vardır? Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ki. Baba, sen anlatırken kurban parasını vermiş adam dememiş miydin? Bir kurban alırsın olur biter. Aferin be Mert. Nasıl da akıl ettin oğlum. Kurban alalım. Tabii ya. Bu arada al şu parayı da. O beğendiğin ayakkabıyı da al kendine. Yaşa baba. Bayramın mübarek olsun hanım. Senin de. Böyle ailecek daha nice bayramlar nasip olsun inşallah. Bayramın kutlu olsun baba. Senin de kızım. Gel bir öpeyim seni. Öpeyim babacığım. El öpenlerin çok olsun evladım.
Hadi kızım, sen de dedenin anneannenin elini öp bakalım. Anneannenin de elini öp de artık bayram hediyeni verelim. Gel 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 benim dünya güzeli torunum. Bakalım beğenecek misin? Aa, anne bak bak, ayakkabı almış anneannem. Hem de kırmızı, tam benim istediğim gibi. Niye zahmet ettiniz baba? Zahmet olur mu kızım? 40 yılda bir torunuma bir şey almışız. İyi günlerde giysin inşallah. Hadi annesi ayakkabılarını giydir de bir görelim. Oğlum, sizi de zor durumda bıraktım. Çok üzgünüm. Bu senemiz böyle kurbansız geçecek. Ne yapalım? Lafım olur babacığım. Sen doğru olanı yapmışsın. Hem bizim paramız senin paran demek. Öyle de oğlum. Babacığım lütfen. Sen güzel bir hayır yapmışsın. Daha ne isteyebiliriz ki? Oktay abimle de konuştum. O da çok sevindi. Ne güzel bir hayır yapmış babam dedi. Sağ olun kızım. Bak baba, balerin gibi yürüyorum değil mi? Aferin kızım. Çok da yakışmış ayakkabıları kızıma. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Keşke Oktay da yanımızda olsaydı. Haksızlık etme hanım. O kızcağızın da annesi babası var. Geçen bayram buradaydılar. Bu bayram da orada. Ne dersen de. Ana yüreği işte, söz geçmiyor ki. Sen her zaman görüyorsun anne ama onlar uzaktalar. 40 yılda bir görüyorlar kızlarını. Haklısın evladım. Doğru söze ne denir? Hayırdır inşallah. Ben açarım anne. Buyurun, kimi aramıştınız? İyi akşamlar kızım. Hüseyin Bey'in evi mi? Evet. Eğer evdeyse bayramlaşmak isterdik. Tabii buyurun. Kimmiş kızım? Buyurun efendim, buyurun, gelin içeri. Sabri Bey'di değil mi? Ya çok iyi gördüm sizi maşallah. Sayenizde efendim. Buyurun beyefendi. Bak hanım, Emine, kimler gelmiş? Hoş geldiniz efendim, buyurun, şöyle geçin. Siz? Sizin ne işiniz var burada? Baba, yoksa sen tanıyor musun bu vicdansızı? Ne demek o öyle evladım? Yoksa siz tanışıyor musunuz? Maalesef baba. Maalesef tanışıyoruz. Samet, beyefendiye ayıp oluyor ama. Yo. Beyefendi ne söylese haklı. Müsaade ederseniz ben her şeyi açıklayacağım. Samet Bey, biliyor musunuz, aynen sizin dediğiniz gibi oldu. Ben dersimi aldım. Önce siz vesile oldunuz. Ben yine anlamayınca da bu yüce gönüllü beyefendi vesile oldu. Ya size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Hüseyin Bey. Hastanede gözümü açtığımda yaptıklarınızı duyunca gerçek olabileceğine inanmadım. Aman efendim, sözünü etmeye bile değmez. Değmez olur mu hiç? Hem beni mutlak bir felçten kurtardınız, hem de bütün masrafı ödemişsiniz. İnsanlık hali. Belki üstünüzde bulunmaz dedim. Hasta halinizle bir de mahcup düşmeyin dedim. İyi haberimi alınca da çekip gittiğinizi söyledi hemşire. Allah biliyor ya, hala inanamıyorum. Demek ki hala böyle sizin gibi insanlar varmış. Abartmayın efendim. Ben yapılması gerekeni yaptım. Kader işte. Ben de o sırada oradan geçmeseydim sizi görmeyecektim. Zor durumda kalmış bir insana yardım etmek vazifemiz değil mi? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de yolda düşüp bayılmış olabilirdim pekala. Siz o zaman bana yardım etmek için düşünür müydünüz? He? Evet. Düşünebilirdim. Tereddüt edebilirdim. Görmezlikten gelebilirdim beyefendi. Samet Bey'in de şahit olduğu gibi ne yazık ki ben insanlığımı unutmuş, dünyanın hırslarına dalmıştım. Şükretmelisiniz Sabri Bey. Allah'ın gözden çıkardığı kullardan değilmişsiniz ki size minicik güzel bir uyarı gelmiş. Benim gözümü sizler açtınız. Bana insanlığımı hatırlattınız.
Allah sizden razı olsun Hüseyin Bey. Kocamın hayatını kurtarmakla kalmadınız, ona iyiliğin ne demek olduğunu da öğrettiniz. Bu yüzden size minnettarım doğrusu. Ayşe doğru söylüyor Hüseyin Bey. Hep tartışırdık eşimle. Hep derdim ki karşılıksız kimse kimseye bir şey vermez bu hayatta. Sayenizde iyiliğin karşılıksız ve içten yapıldığını gördüm. Hepimiz her şeyi hayırlı bir vesileyle öğrenmiyor muyuz zaten? Hı? Ben bir gaflet içindeydim beyefendi. Hanımımın bütün ikazlarına rağmen bu sene kurban kesmiyordum. Bu hayırlı vesile sayesinde o görevimi de yerine getirmeye karar verdim. Şimdi aşağıda iki koç var. Müsaade ederseniz eğer, biri sizin, biri de bizim için. Ama bu ödediğiniz paranın bir karşılığı değil Hüseyin Bey. Bu artık kaybetmek istemediğim bir dost için mütevazı bir hediye. Kabul ederseniz minnettar kalacağım. Öyleyse ettim gitti Sancı Bey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi aşağıya inelim de kurbanlarımızı birlikte keselim. Sonra da yemeğimizi birlikte yiyelim. Bundan sonra sizi bırakmaya hiç niyetim yok bilesiniz. Sağ olun Savcı Bey. Allah gönlünüze göre versin. Siz de sağ olun. Bayram sürprizi. Yazan Gülün Tokat. Dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Levent Şenbay. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayan sanatçılar: Hüseyin Ahmet Türkoğlu, Emine Ferahnur Barut, Sabri Oktay Dal, Ayşe Buket Türk Yılmaz, Samet Serdar Kaya Okay, Çiğdem Serpil Gül, Mert Yaprak Onat, Şebnem Berrin Demir, Hemşire Dilara Keyf, Ümit Çağrı Turan, Yoksul Adam Mustafa Ertarakçı, Taksici Caner Gezener. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.